İçine suyunu bunu kaldırıp içine suyunu koyduğumuz zaman 1,5 litre kadar su koyuyoruz. Fişe takıyoruz ve buradan ayardan kaç derecede yapmak istiyorsak. Önce ben 5'i alıyorum. Sonra düşürüyorum biraz için için pişsin diye 3'e alıyorum. Aynı ızgara tadında evde yapabileceğiniz mangal. Izgaramızı yaptık. Bittikten sonra temizleme işlemi yapıyoruz. Süngerle normal bulaşık deterjanıyla böyle yıkıyoruz arkadaşlar. Çizilmesin diye makineye atmıyoruz. Gördüğünüz gibi yağlar donmuş. Bunu da şu şekilde kaldırıyoruz. Ayırıyoruz. Bu içine 1,5 litre kadar su koyduğumuz kabımız. Gördüğünüz gibi yağlar içinde. Onları şöyle süzdürüyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar yağ birikmiş, donuk yağ. Kabımızda böyle plastik şekilde bunu da silip yıkayıp kaldırıyoruz. Temizliği çok basit ve çok kolay. Parçaların ayrı ayrı çıkması harika. Ve ızgaramız sanki kömürde yapılmış gibi çok lezzetli oluyor. Ben de böyle tahmin etmiyordum. Ama tavsiye ediyorum. Arzum Grilletto. Buna kesinlikle su değdirmiyoruz. Çünkü elektrik aksamı falan. Belki nemli bir bezle silebiliriz. Yağ toplanan hazinemizde normal bulaşık deterjanıyla sabunlayıp kolayca yağlar temizleniyor. Durulayıp kurladıktan sonra yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar.
Izgaramızı yıkadık, kurladık. Şimdi yerine yerleştiriyoruz tekrar. Yalnız içine yaparken su koymayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle yerlerine de yerleştirelim. Ne kadar iyi bakarsak o kadar uzun süreli kullanabiliriz. Yerleştirdik. İçine suyunu bunu kaldırıp içine suyunu koyduğumuz zaman 1,5 litre kadar su koyuyoruz. Fişe takıyoruz. Ve buradan ayardan kaç derecede yapmak istiyorsak. Önce ben 5'i alıyorum. Sonra düşürüyorum biraz için pişsin diye 3'ü alıyorum. Aynı ızgara tadında evde yapabileceğiniz mangal. Malum artık her ev bahçeli değil. Aspiratörünüzü açtığınız zaman koku hemen gidiyor. Ya da balkonda yapabilirsiniz.